Merhaba arkadaşlar, bu videomda size Inkscape'de bir metne kesilmiş görünümünü nasıl verebilirsiniz onu göstereceğim. Şöyle dokümanımı birebir ölçüye bir getireyim. Daha sonra da metnimizi yazalım. Monta Serrat olacak, heavy olsun. Şöyle metnimi yazıyorum. İkinci olarak da metin efekti diye bir metin yazıyorum. Bunu da robota yapalım. Medium olsun. Şöyle bir kenara alıp bırakacağım. Şu metni şöyle büyütüyorum. Metnimi seçip yol sekmesinden nesneden yola diyorum. Grubunu çözüyorum. Bir kelimeye tek bir kesik atacaksanız, bundan sonra yapmamız gereken işlem hepsini seçip yol sekmesinden birleşim demek. Birden fazla kelimeye, yani şöyle bunun bir kopyasını alayım. Atıyorum şöyle. İki tane kelimeye böyle birlikte bir kesik atmak istiyorsanız da ikisini birlikte seçip yol sekmesinden birleşim demeniz gerekiyor. Ben bu kelimede iki tane farklı kesik atmak istiyorum. Ve bu arada şu harflerde de biraz eğiklikler yapacağım, eğimler yapacağım. Şöyle. Onları biraz yerlerini değiştireceğim. Kesi olan bölümü seçiyorum. Birleşim diyorum. Şu ikinci bölümü de ayrıca seçip yol sekmesinden birleşim diyorum. Ve Bezier düğmesine geçiyorum. Kesme işlemini hangi yönde yapacaksanız o yönde şöyle bir çizgi çekiyorsunuz. Bu çizgiyi Shift ile rengini değiştiriyorum. Kırmızı olsun ve nasıl çizdiğimizi görelim. İkincisine ise şöyle şuradan şuraya doğru bir çizgi çekiyorum. Yine bunun da rengini değiştirdim. Bu çizgiyi çektikten sonra fikrinizi değiştirirseniz de şu noktalara alırsınız. Şöyle istediğiniz şekilde bunu değiştirebilirsiniz de. Hangi yönde istiyorsanız hani. O şekilde bunu değiştirebilirsiniz. Benim bu şekilde kalsın. Ve bunu seçiyorum. Bu birinci bölümü seçiyorum. Çizgimi de seçiyorum. Yol sekmesinden bölüm diyorum. Burada ikiye ayırdı benim metnimi. Hemen şuradaki yakınlaştırdığımız zaman şurada ince bir çizgi olarak kesik attığımız yeri görebiliyoruz. Ayırt edemezseniz yakınlaştırırsınız. Şöyle kestiğim bölümleri seçiyorum ve rengini değiştiriyorum. Yaptığım kesik daha ayrıntılı şekilde görülüyor. Yine bu bölümü seçiyorum. Çizgiyi de seçtim. Yol, bölüm diyorum. Burada da yine şu kestiklerimi seçip rengini değiştiriyorum. Ve yol sekmesinden birleşim diyorum. Yine buradakileri de birleştirelim. Yol sekmesinden birleşim diyorum. Bu siyah olan alanları da birlikte seçiyorum. Yol, birleşim. Şimdi dört parçaya ayırdık bu metnimizi. Metnin zeminine bir renk vereyim ki daha iyi görebilelim. Siyah olan bölümleri seçip rengini beyaz yapıyorum. Şu
ayırdığımız bölümü şöyle mouse'la istediğiniz yönde hareket ettiriyorsunuz artık. Nasıl kesik bir görünüm istiyorsanız o şekilde şöyle hareket ettiriyorsunuz. Hatta biraz şöyle yönünü de değiştirebilirsiniz hafif. Şu bölümü seçiyorum, grupluyorum. Daha sonra bu bölümü seçtim, grupluyorum. Şöyle bunu hafifçe döndüreceğim. Biraz daha eğim vereceğim. Kelimeyi parçaladım. Uzaktan bakınca kesilmiş olarak okunabiliyor gene. Şimdi bunlara bir gölge vermek istiyorum. Bunu seçtim. Filtreler, gölgeler, parlamalar ve gölge düşür. Canlı ön izleme yapıyorum. Uygula diyorum. Daha sonra bunu seçiyorum. Biraz bunu kapatmam gerekiyordu. Filtreler, gölgeler, parlamalar, gölge düşür diyorum tekrar ve bu şekilde uygula diyorum. Kapat. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.